Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu aynı zamanda AK Parti İzmir Milletvekili. Partisinin İzmir'deki adayları için destek çalışmaları yapıyor. Biz de şimdi İzmir'e gideceğiz. Mehmet Muharrem Kasaboğlu yayın konuğumuz olacak. Sözü NTV ekibinden Merih Ak'a bırakıyorum. Merih. İzmir Konak Atatürk Meydanı'ndayız. İzmir'in o bilindik görüntüsü, fotoğrafının yani Saat Kulesi'nin altında canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Konumuz tabii ki siyaset. Yerel seçimlere sayılı saatler kaldı. Sadece adaylar değil, adaylar tabii ki son kozlarını oynuyor ama sadece adaylar değil, siyasiler de artık yoğun bir şekilde seçim çalışmalarına katılmış durumda. Bunun başından beri İzmir'de olan ve seçim çalışmalarına yoğun katkı sağlayan isimlerden bir tanesi geçmiş dönem Gençlik ve Spor Bakanı İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla Konak Atatürk Meydanı'ndan canlı yayınımızı gerçekleştireceğiz ve öncelikli olarak siyasetin nabzıyla başlayalım. İzmir'in nabzıyla başlayalım. İzmir'de gerçekten bir hareket var, yoğunluk var. Siz alandaydınız, neler gördünüz? Hakikaten İzmir çok hareketli. Biliyorsunuz 30 ilçemiz var İzmir'de ve ciddi bir alanı kapsıyor bu 30 ilçe. Her gün hem ilçeler arası mekik dokuyoruz. Bununla birlikte de tabii halkımızla, vatandaşımızla temas halinde. Onların bu anlamdaki talebini, ihtiyacını ve beklentilerini dinleme, bol bol onlarla konuşma, istişare etme olanağımız oluyor. İzmir'de bir heyecan var, net söyleyeyim. Ve bununla birlikte tabii İzmir'in maalesef kronik bir belediyecilik anlamında ihtiyacı var. Sorunları var ve halkın bu noktada bir değişim talebi artık çok bariz. Neler görüyorsunuz alanda? Yani vatandaşlarla konuştuğunuz, sohbet ettiğinizde bunu destekleyen neler gördünüz mesela? Tabii İzmir'in özellikle kronik sorunlarından biri biliyorsunuz yapı stoğu. İzmir'in bu anlamdaki taleplerine yerel yönetimin bugüne kadar dokunamadığını görüyoruz. Bırakın dokunmayı, dokunma noktasında bir adım atmadığını görüyoruz. Halk bunu çok iyi okuyor. O yüzden değişim diyor. Özellikle altyapı olarak İzmir sürekli büyüyen bir şehir. Siz yıllardır bu şehirde yaşıyorsunuz. Daha iyi bu noktada durumu gözlemlemeniz mümkün. Ve özellikle bu büyümeye yönelik bir yerel yönetim açısından yaklaşım, gelişme yaklaşımı. Altyapıyı değiştirme, yenileme noktasında bir şey yok. İşte İzmir'de yağmur yağıyor. Her yer bir kaos görüntüsünü, kaotik bir yapıyı andıran görüntülerle karşılaşıyoruz. İşte İzmir'in trafiği, yani büyüyen bir şehir, nüfusu sürekli artan bir şehir. Buna rağmen aynı yollar. Belediyenin yapması gereken yol çalışması. Bırakın yolu, kaldırım sorunu bile başlı başına bir sorun İzmir'de. Nedir bunlar? Aslında bunlar temel belediyecilik fonksiyonlarıdır. İzmir'in maalesef bugüne kadarki yerel yönetim anlayışının özellikle Uranüs faturadan sonraki dönemde maalesef karşılanmadığını görüyoruz. İşte trafiğiyle, altyapısıyla, çevresel yaklaşımlarıyla İzmir doğa açısından müthiş bir kent. İşte ben dün İzmir'in adeta dört bir yanındaydım. Bir tarafta Bergama'sı, bir tarafta Menemen'i, Selçuk, Seferihisar'ı, Çeşme'si, Urla'sı. Doğa açısından, hakikaten zenginlikler açısından, doğal anlamda mükemmel bir şehir. Buna rağmen çevre vizyonu açısından İzmir'in son yıllarında, son 25 yılında belediye dokunuşu, belediyenin bu anlamdaki yaklaşımı maalesef yeterli mi? Çok yetersiz. Ha sadece büyükşehir mi? Büyükşehir de değil. Pek çok ilçe açısından aynı tıkanıklığı, aynı kaotik zihniyeti görüyoruz. Artık biz belediyecilik noktasındaki temel fonksiyonlardan AK Parti olarak ne yaptık? Çok ama çok farklı noktalara geldik. Biz artık ne diyoruz? Sosyal belediyecilik diyoruz. Nedir sosyal belediyecilik? Şehrin temel ihtiyaçlarını gidermiş. Bu anlamda halkın artık sosyal noktadaki gereksinimlerine fokuslanan bir belediyecilik anlayışı. Ama maalesef İzmir'de çevre vizyonuyla ve tabii ki depreme karşı
güvenli şehirler inşa etme noktasındaki yaklaşımıyla tamamıyla sınıfta kalan bir belediyecilik var. Ne var? Ortak değerlerimiz üzerinden ideolojik bir takım anlayışlarla yapması gerekenleri yapmayıp onların arkasına saklanan maalesef ve maalesef bir yönetim anlayışı var. O yüzden İzmir artık bunlara karnı doymuş bir şehir, onu görüyoruz. Alandaki nabız bu. Biz diyor İzmirli artık hizmet istiyoruz diyor. Artık trafikte bu kadar saati heba etmek istemiyoruz diyor. Çok haklı bir gerekçe. Artık zaman yönetimi, zamanı iyi kullanma ve zamanın kıymeti, zamanın değeri çok ama çok önemli bir gündem. İnsanlık için sadece ülkemize mahsus bir durum değil. Artık zaman hız döneminde dünya. O yüzden dünyanın bu hız yaklaşımı varken maalesef İzmir'de trafikte saatlerini kaybeden halkımız var. Artık halkımız buna karşı tamamen bıkmış durumda, haklı olarak. Bununla birlikte altyapı hizmetleri, işte az önce bahsettim, kaldırım yok pek çok noktada. İnsanların yürüme alanları, sosyal donatılar, spor alanları efendim. Ve bununla birlikte tabii ki özellikle şehircilik noktasında en temel yaklaşım deprem riskine karşı maalesef imar noktasında, planlamalar noktasında yine yerinde sayan, hatta gerileyen ve engel olan bir belediyecilik yaklaşımı. O yüzden İzmir'in bu noktadaki maalesef geldiği durum tıkanıklıktır. Kaotik bir yönetim anlayışıdır ve İzmirli haklı olarak 31 Mart'a yönelik bu anlayışı değişim noktasında bir iradeyle ne yapacak? Değiştirecek ve gerçek belediyeciliği İzmir'in tüm satına yayma noktasında bir adım atacak. Bunu görüyoruz. Peki şunu sormak istiyorum. Bu seçim çalışmaları sırasında tartışma konularından bir tanesi de Karşıyaka Stadı'ydı. Şöyle ki burada bir Göztepe Stadı yapıldı. Büyükşehir tarafından Doğanlar'da bir stat yapıldı. Altay Stadı yapıldı. Yine baktığımızda Alsancak Altay Stadı yapıldı bakanlığınız döneminde. Peki bakanlığınız döneminde iki tane stat yaptınız. En çok tartışma konusu Karşıyaka Stadı'ydı. Yani bu tartışmalara neden son verilmedi? Neden o dönemde Göztepe, Altay Stadı yapılırken Karşıyaka diye yapmadınız? Evet. İzmir bir spor şehri. Ve aynı zamanda futbol şehri. Ve güzide takımlarımız var. İşte Göztepe gibi, Karşıyaka gibi, Altay gibi, Altınordu gibi. İzmir'e biz bu anlamda çok pozitif yaklaştık. Ve 3 stat noktasında adım attık. Nedir bu 3 stat? Karşıyaka Stadı, Göztepe Stadı ve Alsancak Stadı. Projelerimizle ve tüm teknik çalışmalarıyla üçünün de ne yaptık? Tüm altyapısını tamamladık. Ve üçünün de temelini aynı anda attık. Ve ben deniz Karşıyaka Stadı'nın temelini bizzat katılarak attım. Ve hala orada temeller var. Hamdolsun hem Göztepe'yi hem Alsancak'ı, bakın İzmir'in hayaliydi bunlar. Pandemiye rağmen gece gündüz çalışarak bitirdik. Ve pandemi döneminde açtık iki stadı. Ve Karşıyaka Stadı hepsinden önce bitmesi gerekiyordu. Onun için bitmediğini bugün Karşıyaka Stadı üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara sormanız lazım. Niçin durdurduklarını, niçin adım atmadıklarını ve niçin bu noktada olayı tıkadıklarını onlara sormanız lazım. Bizim işimiz çok net. Bakın Türkiye'de 40'tan fazla stat yaptık. Ve 2 tanesi ve en güzelleri İzmir'de. Siz de görüyorsunuz. Göztepe Stadı ambiyans açısından, teknik donanım açısından dünyanın en güzel statları arasında gösteriliyor. Ve şu an İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne talip olan mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı'nın bu güzide statla ilgili Çin Seddi benzetmesi var. Nasıl olur böyle bir bakış açısı ya? Bırakın yeni stat yapmayı, Karşıyaka'ya stat yapmayı, var olan statları lekeleme çabasını ben anlamıyorum. Elbette Karşıyaka Stadı noktasında, Karşıyaka Stadı hak etmiyor mu? Elbette hak ediyor. Güzide bir taraftar, güzide bir kulüp. Onu yapacaksak da yine biz yaparız. Yeter ki
mani olmasınlar, engel olmasınlar. Bizim referansımız işte iki güzide stattır. O stada Çin Seddi benzetmesi yapıp sonra siyaset gereği seçim çalışmalarında orayı ziyaret etmekte İzmirlilerin bu anlamda kendi vicdanlarında, kendi dünyalarında karar vereceği bir konudur. Onu da değerli hemşehrilerimizin yorumuna, takdirine bırakıyorum. Dediğim gibi biz sadece stat olarak değil, spor altyapısı olarak hem İzmir'imize hem Türkiye'mizin tüm şehirlerine, en ücra noktalara kadar binlerce spor tesisini 22 yıllık süreçte kazandırdık. Kazandırmaya da devam edeceğiz. İşte İzmir'de devasa iki yeni olimpik havuzumuz devam ediyor. İlçelerde işte 30 ilçede çok çok önemli yatırımlarımız var. İşte dün Menemen'deydim, Bergama'daydım, Kınık'taydım. Her noktada hizmetimiz var. Bunlara devam edeceğiz. Elbette yerel yönetimlerle birlikte el ele vererek bu vizyonu, bu hizmet, bu eser siyasetini ne yapmak mümkün, büyütmek mümkün. İşte biz de bu süreçte maalesef, bırakın bizi onlardan hiçbir şey istemedik, gelin dedik. Mani olmayın. Orada temeller var. İsterseniz gider bakarız. Karşıyaka stadı için attığımız temeller orada. Profesyonlarla. Dedim ya, İzmir'de hizmet üretmek yerine, eser ortaya koymak yerine yıllardan beri bir takım değerlerin, hepimizin değeri onlar. Kimsenin kendine mahsus değerler değil. Hepimizin değerlerini maalesef ve maalesef birer tampon olarak kullanıp bugüne kadar gemisini yürütenler var. Ama artık bu gemi yürümez. Peki, az bir sürem kaldı. Çünkü İzmirli evet, artık karnı doydu bu tür yaklaşımlara. İzmirli artık hizmetle buluşsun bu şehir istiyor. Bu şehrin sokaklarında rahat yürümek istiyor. Peki, ben de ona ilişkin bir soru soracağım. Son iki dakikam kaldı. Bir toparlarsanız çok sevineceğim. İzmirliler adaylarınıza niye oy versin? Elbette biz ne diyoruz? Gerçek belediyecilik diyoruz. Az önce bahsetmiş olduğum tüm temel belediyecilik görevlerini biz 22 yıllık süreçte ne yapmış? Bizzat sorumluluklarımızı en üst derecede yerine getirerek gerçek belediyeciliği ispat etmiş bir hareketiz. O yüzden gerçek belediyecilik bizim için bir söylem değil. Bir tarz, bir yaklaşım. Ve ne yapıyoruz? Her geçen gün bunun üstüne koyarak yolumuza yürüyoruz. O yüzden diyoruz ki sosyal belediyecilik. Artık biz yerel yönetim olarak sağlıkta, yerel yönetim olarak eğitimde, yerel yönetim olarak efendim çevrede, yerel yönetim olarak dijitalleşmede her alanda ne yapalım? Halkımıza katkı sunalım. Artık her şey değişiyor. Temel fonksiyonları zaten yerine getiren, bugüne kadarki yaklaşımlarıyla çok ama çok ciddi bir referans ortaya koymuş bir hareketiz. Referanslarımız nerede belediyecilik yaptıysak orada en güçlü şekilde kendini gösterdi. İşte İzmir'de yönettiğimiz belediyelerde bunu görebiliriz. Biz Türkiye'nin dört bir yanında, işte İstanbul'da 2019 öncesini ve sonrasını bir bakın. Anlatabiliyor muyum? Yani temel atmamayı bir marifet olarak algılarla, spekülasyonlarla İstanbul'u yoran bir anlayış. İşte İstiyoruz ki bu gerçek belediyecilik ne olsun? İzmir'de de egemen olsun. Halkımız tüm şehir beldeleriyle, ilçeleriyle ve büyük şehriyle gerçek belediyecilikte artık tanışsın. O yüzden adaylarımız için, Cumhur İttifakı adaylarımız için İzmirlilerden ne yapıyoruz? Oy talep ediyoruz. Onların teveccühünü bekliyoruz. Elbette halka tepeden bakmayan, hiçbir değeri istismar malzemesi yapmayan ve halkıyla birlikte, birlikte yöneterek, ne diyoruz? Yönetişim. Birlikte yönetelim. Gençlerle, kadınlarla, tüm gruplarla ve herkes için belediyecilik. Engellisiyle, sporcusuyla, çalışanıyla, ev hanımıyla, herkesi kapsayan, kucaklayan, ötekileştirmeyen, ayrıştırmayan bir belediyecilik anlayışı. Derdimiz bu. Derdimiz ne yapmak? Hizmet etmek. Derdimiz İzmir'i ilçeleriyle birlikte yaşanılabilir. Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerinden biri, baksanıza yani. Şu ortama, bugün hava da çok hoş aslında, kapalı ama. O yüzden gelin bu süreci bir demokrasi şöleniyle 31 Mart'ta tüm İzmirlilerin kazanacağı,
tüm İzmir'in kazanacağı, hiç kimsenin kaybetmeyeceği bir demokrasi şöleni olarak 1 Nisan itibariyle de yeni bir başlangıç olarak inşallah hizmet seferberliğimizi, bu susamışlığı, hizmete susamışlığı hep birlikte giderelim. Peki, çok teşekkür ederim canlı yayınımıza katıldığınız için. Geçtiğimiz dönem Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ki şu an İzmir milletvekili, yayın konumuzu. Tabii 31 Mart'ta son sözü İzmirliler söyleyecek oylarıyla birlikte saat 17, yani 31 Mart akşamı saat 17'den itibaren şu ana kadar yapılan tüm çalışmaların sonucunu orada görmeye başlayacağız. Vaatlerin sonucunu orada görmeye başlayacağız. Dediğim gibi son söz yine İzmirlilere ait olacak. Merih Ak aktardı.